Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 3 9 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Güneş Aslan burcunda ilerliyor ve haftaya dolunayla başlayacağız. Güçlü enerjiler altındayız. Hemen pazartesi günü Ay Kova burcunda ilerlerken akşam 18.58'de Aslan burcundaki Güneş'in karşısına geçiyor ve 11 derece Kova burcunda dolunayımız meydana geliyor. Sizin 11 12. evinizde bir dolunay var. Dolunaylar aslında farkındalık dönemleridir bir şeyler dönüşür, tamamlanır. Ve 12. ev gizli olan bir şeylerin açığa çıkabileceğini işaret ediyor. Belki bazı sırlarla karşılaşacaksınız ya da sizden saklanan bir şeyler varsa hayatınızda onları öğreneceksiniz. Bu kendinizle de ilgili olabilir. Bilinçaltınızdaki konuları, duygularınızı, düşüncelerinizi fark edip hani kendi adınıza da bazı önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz ve bu şekilde hem sağlığınız hem günlük hayatınızın kalitesini arttırmak adına, iyileşmek adına ruhsal, bedensel, zihinsel her türlü alanda dönüşümlerle de karşılaşabilirsiniz. 12. ev dolunaylarında hayatımızdan bir şeyleri çıkarabiliriz. Biraz yaşamımızı sadeleştirebiliriz hani bizim için artık geçerliliği kalmamış alışkanlıklar, hatta zararlı alışkanlıklar bunlardan biridir. Bunun yanı sıra hani belki artık bitmesi gereken konular, hayatımızdan bunları çıkarabiliriz. Fedakarlıklar yapabiliriz, bağışlar yapabiliriz, yardımlar yapabiliriz. Biraz maneviyatın öne çıktığı bir dönem aslında. Biraz içe döndüğümüz, biraz ruhsallaştığımız bir dönem ve bu dolunay işte bize bu fırsatları sunabilir. Hafta boyunca genel enerjilerini artı aslında hissetmeye de devam edeceğiz. Bu hafta kişisel gezegenlerimiz burç değiştiriyorlar ki bu tabii ki günlük hayatımızın da enerji dinamiklerini değiştirebilir. 5 Ağustos'ta Merkür uzun süredir hareket ettiği Yengeç burcundan artık ayrılıyor ve Aslan burcuna geçiyor. Sevgili Balıklar 6. evinize geçecek ve 20 Ağustos'a kadar kalacak. Bu 15 günlük süreç içerisinde Günlük hayatınızın detaylarına biraz daha odaklanmanız mümkün. Hani bu mesleğinizle ilgili bir konu olabilir. Öğrenciyseniz eğitim hayatınızdaki detaylar olabilir. Ya da genel sağlığınız, alışkanlıklarınız, beslenmeniz, giyiminiz, kuşamınız, sporunuz. Hani günlük hayatınızı düşünüp, planlayıp organize edebilirsiniz bu süreç içerisinde. Hem eğitim konuları için hem iş hayatı ile ilgili konular için Merkür Aslan Burcu'nda destekleyicidir, beceriklidir ve bu dönemde özgüveninizi arttırabilir. Ve bir diğer değişim 7 Ağustos'ta olacak. Bu sefer Venüs. ilişkilerden sorumlu aşk, güzellik gezegenimiz Venüs. Yine uzun süredir hareket ettiği hatta yaz aylarında retro yaptığı ikizlerden ayrılıp Yengeç Burcu'na geçiyor. Ve sizin için süper bir dönem bu aslında. Venüs'ün Yengeç'teki hareketi 6 Eylül'e kadar kalacak bu bir ay. Özellikle aşk bakımından Romantizm bakımından sizi çok olumlu etkileyecektir. Yani aşık olabileceğiniz bir dönem. Hatta hayatınızda ilişki varsa, bu ilişkinin daha keyifli hale gelebileceği bir dönem. Ee, çocuklarla da ilgili iyicil etkiler var, şanslar var, fırsatlar var, mutluluk alabileceğiniz bir dönem. Yaratıcılığınız artıyor, sanatla ilgilenebilir, hobilerinize zaman ayırabilir, daha fazla gezebilir, eğlenebilir. Böyle ortamlarda keyif alacağınız, eğleneceğiniz ortamlarda. Kutlamalar, partiler örneğin, bu dönemde daha fazla yer alabilirsiniz sevgili balıklar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir hafta dilerim. Hoşça kalın.